Selamünaleyküm arkadaşlar. 6 Haziran gününden herkese merhaba. Alaş oğlum da benimle beraber geliyor. Aşağıda köpeklerle kapışma ihtimali var ama bakalım nasıl olacak. İnekler aşağı köye doğru gitti. Onları gideceğiz beraber inşallah. Alaş'ın dışarıda olduğunu ben bilmiyordum. Motora bindim aşağıya doğru giderken. Bir baktım babam onu da çıkarmış. O da peşimden geliyor. Ama onu öteki köpeklerle karşılaştırmamam için bir yöntem bulacağım artık. Güzel bir hava bugün. Bayağıdır bir hafta 10 gündür yağmurluydu. Bugün yağmur bir tık azaldı. Hava açtı. İnekleri saldık tekrar çayıra. Evet arkadaşlar, mecbur buradan gidiyorum. Dümdüz devam etmiyorum ki Alaş oğlum kapışmasın öteki köpeklerle. O olayı ayarlayabilirsem Alaş'ta güzel güzel sığırları gidebilirim. Maalesef peşime takıldı. Şimdilik buralarda bir duracağım. Çünkü az ileride gidersem dünkü videoda gördüğünüz köpekler Alaş'la kapışabilir. O sorunu çözmem lazım. Evet arkadaşlar, Alaş'ı gerisi geri götürdüm. Bir iki kemik vererek kandırdım ve içeriye koydum. Maalesef bugün böyle oldu. Normalde Alaş'la inek güderdik. Çok güzel olurdu. O da yanımda dururdu ama bugün buradan geçemediğimiz için Alaş'ı yerine koymak zorunda kaldım. Başka zaman inşallah. Çünkü şimdi göreceksiniz, iki tane köpek var. Alaş'la araları çok kötü. Her birbirlerini gördüklerinde kapışıyorlar. İşte bunlar. Evet, bizim sığırlar da buradaymış. Bugün fazla uzaklaşmamışlar. Güzel arkadaşlar. İnekler burada olduğu için Alaş da bunların yanına gelecekti ve kapışacaklardı. Mecburen koymak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar, babam da burada görüyorsunuz. Neden burada diye soranları hemen açıklayayım. Bahar dün doğurmuştu. Videosunu da çektim. Çok kısa da olsa göstermiştim. Bahar içeride yeşil ot yesin diye. Buralardan, çayırlardan, çimenlerden ot kesiyoruz. Önüne veriyoruz. Bir iki gün daha çünkü damda duracak. Bu anları da kısaca bir çekeyim dediğim. Evet, şurada da kedi bir şeyler yiyor. Ne yakaladı acaba? Koş mu kız? Şuna bak. İnekler burada geziyor arkadaşlar. Şu anda bir problem yok. Takılmaya devam bakalım. Evet arkadaşlar, rutin takılmaya devam. İnekler hemen hemen şu çevrede geziyorlar. Şu sınırları fazla aşmıyorlar. Bir şu yonca kızımız kaçacak gibi oldu. Çevirdim. Papatya da şurada. Dünkü gibi şu araya girmesinler yeter. Dün hava yağmurlu ve kapalıydı. Hafiften de olsa izleyenler bilir. Bugünkü hava tam bir yaz havası. Takılmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, uyanık yonca kızımız saniyede buraya gelmiş. Ben de şimdi geldim motorla hızlı bir şekilde. Allah'tan bugün buradaki kapı kapalı olduğu için tarlaya giremedi. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Dün çok az da olsa şu uçtan tarlaya girmişlerdi saniyede. Ben yukarıda konuşurken lafa dalmıştım. Ama şimdilik bir problem yok. Burası da kapalı. Kolay kolay giremezler artık. O da o hevesle geldi. Beni atlatıp tarlaya girecekti. Şimdi apışıp kaldı. Ben de bunları şu yukarılarda biraz güderim. Gerekirse yukarıdan doğru öğlen eve götürürüm. Duruma göre bakacağım. Şimdilik rutin gezmeye devam arkadaşlar. Bu aşağı gitmesinler sadece. Hem aşağıda ikili tarlalar var, boş. Etrafı çevrili değil. Hem de oradan çok uzaklara gidebiliyorlar. Şu an için oralara gitmelerine gerek yok. Zaten yağmurun bereketinden de dolayı her yer yemyeşil. Bizim köylerimiz o konuda çok şükür güzel. Her yer ot arkadaşlar. Yani şaka maka değil. Buralar yine hiçbir şey. Yukarılar, aşağılar, her yer bol bol ot. Hayvanlar için burası da bir cennet gerçekten. Şimdilik rutin takılmaya devam bakalım. Gelişmeler oldukça çekimlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, aşağı köydeyiz. Mükemmel manzaraya ve mükemmel bir hava eşliğinde takılmaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz ATV'yi buraya çektim ki şuraya girmesinler. Ekili alan var. Zaten bizim yonca yaramaz kız daldı şu ormanın içine. Bu küçük oğlumuz da
onları takip ediyor, ne yapsın? Bir yer bildiği de yok zaten. Ötekiler yine alışkın, baharla geçen sene falan bol bol geziyorlardı. İnşallah birkaç güne baharda gelirse onlara ablalık eder ve liderliği papatyadan geri alıp gezmelere devam ederler. Şimdilik şu sağa girdiler. Ben de peşlerindeyim. Geçsinler bakalım. Şu an bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, ATV ile zorlu bir yoldan geldiğim için alanı çekemedim. Şu aradan ineklerin geldiği yerden daldım. Demin hemen şu yoldaydık. Bizim köy hemen şurada kalıyor. Tarif edeyim ki nerede olduğumuz anlaşılsın. Yaramaz önce kızımız hemen şu ağacın arkalarında falan takılıyor. Sesini duydum. Papatya ile evli oğlumuz da onu takip etti. Normalde Yonca'nın onları takip etmesi lazım ama güzel mekanlardayız. Buralar artık ormanların tam başladığı yerler. Bakın ATV'niz de burada belli zaten. Ben de peşlerinde takılıyorum arkadaşlar şu an için. Onlar nereye, ben oraya. Hatta şöyle yavaş yavaş peşlerinden gideyim ki yaramazlık yapmasınlar. Yani arkadaşlar, kameradan maalesef belli olmuyor ama şu an gerçekten çok güzel yerlerdeyiz. Havanın da yağıp 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 bugün açmasıyla beraber hem çok güzel bir koku var etrafta, hem her yer yemyeşil, görüyorsunuz. Ormanların derinliklerindeyiz. Ama Yonca kızımızı bulamadım. Yaramaz kızı. Şu aralardaydı. Şimdi gideyim ona da bakayım da bunların peşinden başka yerlere gitmesin. Maalesef öyle yaramazlıklar var. Ha, geliyor. Süper. Az daha günahını alıyorduk. Aferin kız sana, gel. Papatya ablanı takip et bak. Kaybolursun. Kaybolursun, sonra deli dana gibi nereye gideceğini sapıtırsın. Bakın buralarda domuzlar geceleri yuva yapmışlar belli. Bu arada yerlerin ıslaklığı nasıl belli oluyor bak. Yürürken bıcır bıcır sesler geliyor. Domuzlar, bilmeyenler için söyleyeyim. Bilenler zaten benden iyi bilir de. Böyle yerleri kazarlar. Çamurun içinde debelenirler arkadaşlar. Buralarda zaten geceleri falan sürekli hayvan oluyor. Onu biz de biliyoruz, görüyoruz. Şimdilik ormanın içindeyiz. Yazın bu orman çok güzel oluyor. Dışarısı alev alev yanarken sıcaktan dolayı. Bizim bahar falan da çok sevmez sıcağı. Buraya bir giriyorlar, yatıyorlar. Takılıyorlar yani. Biz de şimdilik takılıyoruz. Evet, ormanın derinliklerindeyiz arkadaşlar. Yonca yaramazı bakın şurada. Yese gidiyor, orada dikiliyor. Tekrar geri döndü. Papatya'yla Eylül burada. Neyse takılsınlar. Ben de peşlerindeyim. Yeter ki gözümün önünden ayrılmasınlar. Şimdilik böyle gezmeye, hatta daha doğrusu gezmemeye, durmaya devam. Yonca gel kızım, gel. Bir saniye boş bırakma gelmiyor arkadaşlar. Papatya yaramazı. Bak bak bak. Hem onunla kavga ediyor. Neyse biraz oynasınlar. Şuna aşağı bir yol var. Buradan çok uzaklara gidebiliyorlar. Son anda ucundan döndürdüm. Saniyede koşa koşa gidiyor vallahi, kaçıyordu. Neyse şimdilik sıkıntı yok, çevirdim. Hadi oğlum, kavga etmeyin. Şurada bir boşluk var bizim. Karavan var. Eski videolardan belki hatırlayan vardır. Karavanı oralara götürmeye çalışacağım. Oralarda güdeyim. Hem geniş alan, gözümün önünde oldular. Hem kolay kolay kaçamazlar. Oysa bunların niyeti kötü. Gezecekler akılları sıra. Evet arkadaşlar, şimdilik yola soktum, bakalım nereye gidecekler. Peşlerindeyim. Küçük dana Eylül'ümüz motordan korkuyor biraz. Ötekiler alışkın. Peşlerindeyim bakalım. Şuralarda falan gezerlerse bir iki saat sesleri çıkmadan gezerler. Baktım uysuzluk yapıyorlar, artık köye doğru çevireceğim. Evet görüyorsunuz, Ali amcamızın karavanı. Şurada da bizim karavan. Buraya geldiler. Güzel. Buralardan şuradan bir yol var. Kaçabilirler. Oraya bir dikkat edeceğim. Çünkü orada bir tarla da vardı. Bildiğim kadarıyla şu anda açık olması lazım. İçine girmesinler. Rutin gezmeye devam arkadaşlar. Takılsınlar bakalım. Ben de oturayım biraz. Evet arkadaşlar, bir saattir yaklaşık burada gezdiler artık. Öyle oldu olacak neredeyse. Şimdi ben bunları yola soktum. ATV şurada kaldı. Biraz da bunları yola sokarken uğraştım, koşturdum. Şimdi bizim köyün girişinde bir tarlamız var. Oraya bunları koyacağım. Zaten saat oldu 12:01, onlar gelene kadar. Birden de akşama kadar biraz orada gezerler. Biraz da akşam çıkartır gezdiririz olmazsa. O tarlada da yine suları falan var, sıkıntı yok. Ot zaten gani gani. Şimdi peşlerinden gideceğim. Tek başıma bunları tarlaya koymaya çalışacağım. Peşlerinden gitmezsen bunlar dümdüz gider kaçar. Onun için ilerideki yol ayrımında önlerini kesmem lazım. Şöyle bir makas atayım.
Gel kızım gel. Evet, kritik nokta burası arkadaşlar. Buradan şu soldan da kaçışları var. Dümdüz giderlerse zaten kim bilir nereye kadar giderler. O sebepten dolayı buradan çevirebilirsem güzelce yola koyulurlar. Sonra zaten yavaş yavaş tarlaya kadar peşlerinden gidelim. Bir sıkıntı yaşamayız inşallah. Şimdilik gelmelerini bekleyeceğim bakalım. Sağa sola kaçmadıkları sürece sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, 5-10 dakikanın sonunda da buraya kadar gelebildiler. Şimdi ben bunları yukarıya çevireceğim. Kaçak ya, saniyede kaçıyor. Yalan var, bilerek mi yapıyorsunuz? Oraya gidin desem gitmezsiniz ya. İneği kovarken kamerayı kapattım. Şimdi şuradan dümdüz yola da sokabilirsem inşallah işin çoğu bitecek, azı kalacak. Papatya yola girdi, güzel. Yoncayı da şöyle kovalım. Evet arkadaşlar, yaramazlar. Yoncayla bu var ya bu. Bu sefer kaçtılar. Ta öteden koştum, çevirdim. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım. Ben de peşlerinden gidiyorum. Yonca maalesef o konuda çok kötü. Saniyede hemen buraya da giriyordu. Her gördüğü fırsatta kaçıyor arkadaşlar. Zaten demin de aşağı köyden ilk kaçan o olmuştu. Şimdi ben daha ATV'yi çalıştırmıyorum ki. Bunların geçip gidersem gelmez döner bu çakallar. Böyle yavaş yavaş kovuyorum. Allah'tan küçük olan ablasıyla anasını takip ediyor. Sıkıntı yok. Tek başına bir yere gitmiyor. Şimdi aşağıya kadar ben bunları kovayım arkadaşlar. Oradan kapıyı açıp içeriye geçireceğim. Şimdilik tekrar kapatıyorum. Görüşürüz. Kapıyı açtım arkadaşlar. ATV'mi çektim. Hazırlıklarımı yaptım. Ama 15-20 dakikadır hala gelemediler. Ben de mecbur bir daha kovacağım. Normalde gezlesen gezmezler. Bugün de takıldılar. İçeri mi girmek istemiyorlar. Nedir artık? Yapacak bir şey yok. Elle götüreceğim. Papatya kızımız burada. Bugün fazla yaramazlık yapmadı Allah'tan. En çok ondan çekiniyordum, korkuyordum ama bugün usluydu maşallah. Haydi kızım, devam. Çok az kaldı arkadaşlar. Hala diretiyorlar. Şu kapıdan da içeriye sokacağım inşallah. Orada suları vardı. Kontrol edeceğim. Orada güzel güzel takılsınlar. Hem ağaçlar var. Yağmur yağarsa ağaçların altına girebiliyorlar. Çok sıcak olursa ağaçların altına gölgeye girebiliyorlar. Yani bu mekanda daha ne olsun. Bu özgürlük. Türkiye'de çok az inek de var. Kıymetini bilmiyor bizimkiler. Bunlara göstereceğim aslında başka yerlerdeki inekleri. Çünkü bazı yerlerde görüyorum, bozkırda geziyor inekler. Gerçekten de çimen bile yok yani, yeşillik yok. Telefon çaldı arkadaşlar. O anda kapattım dediğim gibi. Bazı yerlerde gerçekten, geçenlerde ben de gezmiştim Ankara, Nevşehir, Kayseri tarafları, bu Çankırı, işte ondan sonra Kırşehir falan. Çok güzel yerler ama yeşillik açısından burası ayrı gerçekten. Bir kez daha gözümle canlı görmüş oldum. Onun için bunlar ne kadar şanslı olduğunu farkında değil. Çok şükür papatyayı koydum. Şimdi yoncayı da peşinden koyduk mu şu anlık işimiz bitiyor arkadaşlar. İnşallah sonra sularını bir kontrol edeceğim. Ve yonca kızımız da ikinci olarak girdi. Çok şükür. Şimdi yaramaz oğlumuz zaten mecbur onları takip eder. Başka yere gitmez. Sopa da burada kalmış. Şunu da şöyle şuralara atayım. Arada alıyoruz oralardan. Hadi oğlum sen de gir. Haydi. Aferin sana. Çok şükür arkadaşlar. Şu anlık bu iş bitti. Şu kapıyı şimdilik çekivereyim de ne olur ne olmaz geri döner falan. Uğraştırmasınlar beni. Bakın inanın yerler bile vıcık vıcık çamur hala. Toprak daha kurumamış yani. 2 gündür hava açmasına rağmen. Dün gerçi kapalıydı ama öyle çok yağmur yağmadı. Doğrudan suya koşuyorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sularını bir kontrol edeceğim ben de. Evet, çok az da olsa suları var. Gerçi az değil, bunlara yeter bile. Hatta biraz daha açayım. Oh, çeşme gibi görüyorsunuz. Ya daha ne istiyorsunuz ya? Ben bile inek olup buralara takılasım geldi benim bile. Mis gibi lıkır lıkır sularını da içsinler. Bakın ikisi gölgeye gitti hemen. Şu anda çok görünmüyordur belki ama gölgeleri de var, suları da var. Daha ne olsun. Suları bol bol var arkadaşlar. Zaten birazdan gelir. Yetmezse doldururuz. Güzel güzel gezin kızım burada, suyunuzu da için. Hayat size güzel be. Ben de eve gideyim. Öğlen oldu artık. İşim var bilgisayarda arkadaşlar. Hatta şöyle yapacağım. Bu video yeterince hem uzun oldu hem işten dolayı bugün muhtemelen çekim yapamayacağım için burada bu videoyu bitireyim. Çünkü bu videoyu ben burada bitirmezsem hem devamını çekemem, sonra da yayınlayamam. Bir an önce de yayınlamak için burada keseceğim arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah. Görüşürüz bir daha.